Herkese merhaba mob severler, yeni oyun videosuyla karşınızdayım. FIFA 14'ün 3. haftası Fenerbahçe Gaziantepspor karşılaşmasıyla beraberiz. Fenerbahçe ev sahibi bu hafta. Gaziantepspor deplasmanda oynayacak artık. Bunu seçiyoruz. Kadroyu ayarlamıştık zaten. Oyun ayarlarına gerek yok. Bu da ayarlı zaten. Oyun ayarlarından. Stadyumu da ayarladık mı? Maça hazırız sayın seyirciler. Webplay ile oynayalım bu hafta. Saat olarak da 21'de oynanacak. 9 diyorum. Yaz değil. Sonbahar. Açık vesaire. Tamam. Direkt hemen maça başlıyorum arkadaşlar. Hızlı bir geçiş olacak. I'm sorry. So sorry. Sevmiyorum şu bazı şeyleri. Neyse geç ya. Ve. Geç. Geçemiyor muyuz ya? Eski. Neyse. Arkadaşlar keyifli bir video olmasını diliyorum. Çektiğim videoları beğenirseniz sevinirim. Beğenmezseniz de en azından bir yorum atarsanız neyi yanlış yapıyorum, neyi düzeltmem gerekiyor onu bildirirseniz bana. İlerleyen videolarımda videolarımı düzeltmeye çalışacağım. En azından bunu bana bildirirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Keyifli video olmasını... O ne ya, surata bak. Ayy. Tam bir fail. Geç. Rezil oldum. Geç. Rezil oldum. Sorry arkadaşlar. Cidden bazı yamalarda problem olabiliyor. Arkadaşlar birkaç dakikanızı alacağım. Ses ayarlarında biraz problem var. Onu düzelteyim. Hemen geliyorum. Çok fazla bağırıyor çünkü. Ben sesimi duyuramıyorum size. İnanın bana. Taraftarlar bağırmasın bir zahmet. Tezahürat. Bağırsınlar ama çok bağırmasınlar. Öyle olsun yani. Neyse. Fenerbahçe maça hızlı pardon, Gaziantepspor maça hızlı başladı. Cenk. Top Cenk'te kaldı. Romereş. Musal sol yanlış yere. Kademet kayıt var. Kayıt alırsa tehlike yaratacak ama olmadı. Traore. Bruno Alves izin vermiyor. Kademede Menike alırsa tehlike ama öncesinde Beke. Kemal. Romereş. Kademede. Romereş aldı. Menike'yi gördü. Yanlış bir pas. Ekrem'de kaldı top. Ekrem. Traore. Diego kademede. Diego topun önünü kapatmaya çabasını içerisinde. Diego başarısız oldu. Cenk. Top Cenk'te kaldı. Gaziantepspor hızlı çıkamadı. Fenerbahçe hızlı çıkma çabası içerisinde. Hızlı çıkarsa tehlike. Fenerbahçe hızlı çıkma çabası içerisinde. Kayıta gelmiyor top. Şenol'da kaldı. Emineke top kaptırdı. Tekrar aldı. Emineke gene aldı. Ama kademede Gaziantep savunması var. İzin vermiyor. Top Ekrem'de. Stilic. Caner. Caner aldı topu ama kaptırdı Stilic. Caner'den top taçı çıkıyor sayın seyirciler. Kayıta gelmiyor top. Akın. Musa Sol kaptırdı topu. Aldı topu. Musa Sol. Kaleyi gördü ama çok kötü bir vuruş. Berbat vurdu Musa Sol. Antrenmansız çıktığı söyleniyor Musa Sol'un. Çok yorgun olduğu söyleniyor ayrıca. Musa Sol bu hafta beklenen performansı veremeyecek denildi. Haftalar öncesinde. Ramel Eleş kaptırdı topu. Ama tekrardan alırken taçı çıktı top. Raul Meyreleş top Gaziantepspor'da. Şenol uzun kullanacak. Şenol kullandı.
Fethi Özhan. İbrahim. İbrahim Akın. Eski Beşiktaşlı biliyorsunuz sayın seyirciler. İbrahim Akın. Şu an Gaziantep Spor formasını terletiyor. Şenol. Traore. Medunjain. Medunjain. Ivan. Ivan. And in the middle, he's got some help. He committed himself here. There wasn't much cover. He got the ball, the defender. Yanlış bir yere pas. İbrahim Akın. İzin vermiyor. Musa Sol. Hızlı çıktı Musa Sol. Ama nereye? Musa Sol topu kaptırıyor. Top Piyo tabi burada sayın seyirciler. Gökhan Gönül. Kademe'de Gökhan. Bekir İtöcün aldı. Hızlı çıkarlarsa tehlike. Diego Ribas. Diego Ribas gidiyor. Caner'i gördü. Caner. Caner kanatları çok iyi kullanan bir futbolcu. Caner ortasını da yaptı. Caner kafayı vurdu. Kaleci Serdar. Mükemmel yerleşti. Ama kaleci Serdar izin vermiyor. Traore. Şimdi Gaziantep hata başladı. Traore. Traore'den iyi bir pas. Bruno izin vermedi. Bruno Alves. Romeriş. Hızı çıkarsa tehlike var. Romeriş topu kaptırıyor. Namereş, İbrahim Akın. Kayt. Musa Sol'u gördü ama Bekir izin vermiyor. Şenol. Şenol aldı topu. Şenol takım arkadaşlarından yardım istiyor. Kimse yok. Şenol tek başına ilerlemeyi tercih etti. Kayt izin vermiyor. Pasını aktardı. Ama Raul Meriç kötü bir yere pas verdi. Kayt'ın uzanamayacağı bir noktaya. Raul Meriç. Traore. Maçın en çok konuşulan ismi sanırım Traore. Şu an çok iyi bir performans sergiliyor. Grafiği çok iyi görünüyor şu an. Kayt aldı topu. Kayt. Kayt hızlı çıkma çabası içerisinde. Kayt Emenike'ye bakıyor. Emenike kafayı vuruyor ama vuramadı. Raul Meriç ne yaptı orada anlaşılmadı. Çok kötü bir... Raul Meriç ikinci yarıda oynamayacak gibi görünüyor. Grafik çok kötü. İsmail Kartal sanırım Raul Meriç'i ikinci yarıda oynatmayacak gibi görünüyor. Benim yorumum bu. Emre Belezoğlu top aldı. Ama hatalı bir pas. Dakika 45, ilk yarı bitmek üzere. Traore. Kayıt peşinde. Hiçbir şey yok, devam dedi hakem. Ah Diego. Ve ilk yarı bitiyor sayın seyirciler. İlk yarı böyle tamamlanıyor. Fenerbahçe 0, Gaziantep Spor 0. Hemen ikinci yarı başlama çabasında Fenerbahçe. Sanırım bir taktik değişiklik olacak sayın seyirciler. Let's take a look back at the highlights from that first half and then we'll be straight back to your commentary team for the rest of the match. Evet, bir oyuncu değişikliği. Raul Meriç çıkıyor. Mehmet Topal giriyor oyuna. Beklenen bir değişik oldu. İkinci yarıya Raul Meriç devam edemeyecek. Yerine Mehmet Topal'a bıraktı. Mehmet Topal'a bıraktı. Caner ortasını yaptı. Vurdu ve gol! Emenike! Emenike mükemmel kurtardı kendini orada. Önce kafa vurdu. Pardon, önce rovaşete denedi. Olmadı. Tekrar top onda kaldı ve topu ağlara böyle gönderdi. Mükemmel vurdu. Aslında Emenike'den beklenmeyen bir hareket. Başarısız bir şut. İkinci denemesine kaleciyi gafil alıyor. Dakika 47, Fenerbahçe 1, Gaziantep Spor 0, Emenike'nin golüyle.
Diego aldı topu. Diego. Diego çok zayıf bir futbolcu sayın seyirciler. İnanılmaz bir performans sergiliyor. Atletico Madrid'deyken çok mükemmel bir performans sergileyen Diego. Fenerbahçe'ye geldiğinde adeta taşı yerinden oynatmak derler ya. O derece oynatamıyoruz sayın seyirciler. Güzel düşündü. Pass to Diego. And it'll go into the middle now. That's good defensive play from the man at the back. It's a pass with the head that's worked out very well. Manager thinking for the away side, time for a change. Başarısız bir pas denemesi. Mükemmel. Musa Sow bomboş kaldı. Musa Sow kaleye baktı. Berbat bir vuruş Musa Sow'dan. Çok boş kaldı Musa Sow ama bitirici vuruşu yapamadı. Ah, Diego. Can he turn away from the challenge here? And the ball's got away from it. Caner Erkin. Alakasız bir pas Caner Erkin'den. Takım arkadaşından özür diliyor Caner Erkin. Ve oyuncu değişikliği olacak. Suratsız oyuncu çıkıyor, suratlı oyuncu giriyor. Arkadaşlar teknik aksaklıktan dolayı özür dilerim. Suratta fail, tam bir fail. Bunun için sizden özür diliyorum. His team now can move away from their defensive areas. Bruno Alves kademede. Bruno Alves. Sirić. Bruno Alves ne yaptı? Etti aldı topu. Well, here comes a substitution for the away team. He committed himself here. There wasn't much cover, but he got the ball to the defender in the wide position. Mükemmel! Musa Sow resmen topu böyle direği tozunu alır gibi attı. Musa Sow dakika 75 mükemmel ötesi bir şutla kaleyi yokladı ve kalecinin yapacak hiçbir şeyi yok sayın seyirciler. Mükemmel bir golle Fenerbahçe 2-0 Musa Sow'un golüyle öne geçiyor. Dakika 75. Kulaklığım uğulduyor sayın seyirciler. Çünkü Saraçoğlu Stadyumunda öyle bir uğultu var ki kulaklarımın pası resmen silindi. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Çok güzel sıyırdı. Mehmet Topal. Az bir farklı dışarıda. Mehmet Topal. Bir oyuncu değişikliği daha yapılıyor sayın seyirciler. Meartem çıkıyor. Ivan çıkıyor. Meartem giriyor. Bir de söyleyebilsem yerinde olacaktı ama başaramadım. Dakika 80, Fenerbahçe 2, Gaziantep Spor 0. Geçen hafta hatırlarsanız ki sayın seyirciler, gerçek Spor Süper Lig'de hakem faul verdi bu arada. Geçen hafta Spor Süper Lig'de bol beraber maç oldu, ya beraberlikle biten maçlar oldu. Fenerbahçe 0-0, Trabzon'da berabere kaldı. Galatasaray gene aynı şekilde berabere kaldı. Musa Sow gene yokladı kaleci Serdar.
Mehmet Topal topun başında, ortası kalecide kaldı. Serdar top kontrol ediyor. Dakika 88, Serdar topu kullandı. Hatalı bir pas oldu. Cenk aldı topu. Cenk gidiyor. Cenk, Musa sol izin vermedi ama Stilic. Topunu aktardı Stilic. Diego topu aldı ama taça çıkıyor sayın seyirciler. Musa sol kademede Ekrem, Orhan. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Fenerbahçe 2, Gaziantepspor 0. Goller dakika 48'de Emmanuel Emelike'den, dakika 75'de Musa soldan geliyor. Ve bu haftayı Fenerbahçe 3 puanla kapatıyor. Galibiyet serisi devam ediyor. Önemli anları izliyoruz sayın seyirciler. Dakika 31 Serdar Kuturuş, dakika 48 Emmanuel Emenike'nin golü böyle ekranlara yansıyor. Ardından Serdar'ın kurtarışı ve Musa Sov'un 75. dakikada attığı enfes gol kaleciyi böyle gafil avladı ve 88'de gelen kurtarış bu şekilde ve maç 2-0 Fenerbahçe'nin 3 puanıyla bitiyor sayın seyirciler. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.